İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Dersim Ermenileri Yerevan'ı ziyaret etti. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Artsakh'ta herhangi bir ateşkes ihlali kaydedilmemiştir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Ermenistan Cumhuriyeti tarafından sunulan soykırımı önleme tasarısını kabul etti. Cavahkın, Baralet köyünün kulübü havaların ısınmasıyla yenilenecek. Ermenistan Cumhuriyeti'nde akredite olan Avrupa Birliği ve NATO üye ülkelerin askeri ateşeleri Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Hava Üssü'nü ziyaret etti. Batı Ermenistan'ın Siirt kentinde toplu mezarın üstüne villa yapılacak. Dağcılar Ararat Dağı'nı aşamadı. Batı Ermenistan'da dans kültürü Koçari. Bir grup Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı, Batı Ermenistan'ın Dersim ilinden Batı Ermenistan'ın Yerevan temsilciliğinde ağırlandı. Davetliler arasında Dersim High Platformu'nun Dersim temsilcisi Asadur Belkıs da vardı. Davetlileri Batı Ermenistan Başbakanı Seda Melikyan karşıladı. Görüşmede Batı Ermenistan vatandaşlarının hem Ermenistan Cumhuriyeti'nde hem de Dersim'de faaliyetlerini harekete geçirmeyi amaçlayan bir dizi önemli konu tartışıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşları arasında kültür alanında daha yakın bağları güçlendirmek için karşılıklı işbirliği konusunda bir anlaşmaya varıldı. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre Azerbaycan ordusu tarafından 4'te 3'ü işgal altında olan Artsakh'taki Rus Barış Gücü Birliği'nin sorumluluk alanında herhangi bir ateşkes ihlali kaydedilmedi. Açıklamada Rus Barış Güçleri 27 gözlem noktasında ateşkes rejimine uyulup uygulandığını 24 saat takip ediyor ve durumu izliyor. Rus Barışı Koruma Birliği'nin sorumluluk alanında herhangi bir ateşkes ihlali kaydedilmediği denildi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 31 Mart'taki 49. oturumunda Ermenistan Cumhuriyeti tarafından sunulan soykırımın önlenmesi konulu tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. Ermenistan Cumhuriyeti tarafından geleneksel olarak sunulan karar, soykırımın faillerini önlemek, tanımak, adaleti sağlamak, tazmin etmek, cezalandırmak ve sorumlu tutmak için Birleşmiş Milletler'e üye devletler tarafından ortaklaşa atılması gereken adımların ana hatlarını çiziyor. Tasarı, çatışma riski değerlendirmesi, bunları önlemeye yönelik adımlar ve yeni teknolojilerin kötüye kullanılması gibi sorunları gündeme getiriyor. Ahalkalak Belediyesi'ne bağlı Baralet Köyü'nde uzun yıllardır içler acısı durumda olan bir kulübün restorasyonu için 80 bin geld tutarında ihale yapıldı. Kulüp geçen yüzyılın 60'larında inşa edilmiştir. Kulübün binası kötü durumda ancak köylüler hala kullanıyor. Binanın içi de içler acısı durumda. Pencerelerde cam yok, zemin berbat, duvarlar rutubetli ve küfle kaplı. Ancak bu yıl kulübün Ahalkalak Belediyesi'nin büyük köylerinden birinde inşa edilmesine karar verildi. Tekliflerin kabulü 28 Mart'ta sona erdi. İhaleye sadece bir katılımcı, Vart Mikoyan katıldı. Çalışmalar hava koşullarının iyileşmesinden 60 gün sonra yapılmalıdır. Çatı, duvarlar, zemin restore edilecek, metal plastik kapı ve pencere montajı yapılacaktır. Ermenistan Cumhuriyeti'nde akredite olan Avrupa Birliği ve NATO üye devletlerin askeri ateşeleri Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın NE adlı hava üssünü ziyaret etti. Hava üssü komutanı Hava Albay Samvel Datevyan, yabancı konukları askeri birliğin günlük faaliyetleri hakkında bilgilendirdi ve sorularını yanıtladı. Daha sonra askeri ateşeler askeri birliğin topraklarını gezdi, havacılık silahları ve askeri teçhizatı hakkında bilgi aldı. Su-30 SM uçakları misafirler tarafından yoğun ilgi gördü. Askeri ateşeler ziyaret sırasında 4 Su-30 SM uçağının hepsinin yerinde olduğuna bir kez daha inandıklarını, Azerbaycan ve Türk basınında Ukrayna'daki çatışmalarda yer aldıklarına dair bilgilerin gerçeğe uymadığına dikkat çektiler.
Batı Ermenistan'ın Kasaplar Deresi, Siirt kent merkezine yakın bir noktada bulunuyor ve İnsan Hakları Derneği'nin verilerine göre 405 dönümlük bir alanı kapsıyor. 1915'te soykırıma uğrayan çok sayıda Ermeninin toplu olarak gömüldüğü bir yer olarak biliniyor. Aynı zamanda faili meçhul adı altında devlet cinayetlerinin kurbanı insanların da toplu bir şekilde defnedildiği bir yer. Kimi verilere göre en az 300 Kürt'ün cenazesi burada bulunuyor. Ancak bu sayı hiçbir zaman tam olarak netleştirilemedi. İlk kazı 22 Nisan 1989'da yapıldı ve birkaç saat içinde 8 kişinin kemiklerine ulaşıldı. Kazı çalışmaları aynı gün Siirt Valiliği talimatıyla durduruldu ve o günden bu yana derede çalışma yapılmadı. Ancak dere zamanla yapılaşmaya açıldı. Çöplük haline getirilen alanda ilk olarak duble yol yapıldı. Sonrasında düğün salonu için imar izni verildi. Bu da yetmedi. Toplu mezarların bulunduğu tahmin edilen alanda polis akademisi kuruldu. Yüzlerce Kürt ve Ermeninin gömülü olduğu alanda şimdi de bina ve villalar yapılacak. Ararat Dağı zirvesine tırmanmak için bir haftada iki kez deneme yapan bir grup dağcı, olumsuz hava koşulları yüzünden zirveye ulaşamayarak geri döndü. Batı Ermenistan'dan 5 dağcı, Uluslararası Tırmanma ve Dağcılık Federasyonu'nca 21 Aralık ile 21 Mart tarihleri arasındaki tarihlerin kış tırmanışı takvimi kabul edilmesinden dolayı hem kış hem de yaz zirve tırmanışı yapmak için Doğu Beyazıt ilçesine geldi. Dağcı ekibi 5137 metre rakımlı zirveye ulaşma hedefiyle tırmanışına başladı. Bir sonraki gün yeniden tırmanışa başlayan ekiptekiler yoğun kar ve tipiye rağmen 4150 metre rakıma ulaştı. Dondurucu soğukların etkili olduğu Ararat Dağı'nda bu kez 4250 metreye ulaşan ekiptekiler ikinci denemelerinde de zirveye 887 metre kala yoğun kar ve tipi sebebiyle ilerleyemeyerek yeniden dönüşe geçti. Ermeni milletinin ve Batı Ermenistan'ın sonsuzluğunu simgeleyen Ararat Dağı, iklim koşulları nedeniyle her zaman öngörülemez olmuş ve yüksekliğini aşmak gerçekten büyük bir irade ve güç gerektirir. Batı Ermenistan'ın zengin kültüründe sabit bir yer olan dünya Ermenilerine ait Koçari dansının kökleri çok eskilere dayanmaktadır. Koçari'nin müziği eski Ermeni toplumunun birliğinin izlerini korumuştur. Dans hareketlerinde de bunun izi vardır. Koçari galibiyetini kutlayanların dansıdır. Galibiyetle sona eren savaşların ardından tanrıların ve tanrılaştırılmış ataların şerefine kurban kesme merasimleri izlerdi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size kanun sanatçısı Angela Atabekyan tarafından icra edilen Haçadur Nersisyan'ın Concertino adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.